Merhaba, ben fizyoterapist Necdet Döner. Bugün sizlere manuel terapi nedir, hangi hastalıklarda kullanılır, hangi hastalıklarda kullanılmaz bunlardan bahsedeceğim. Manuel terapi, herhangi bir cihaz veya makine kullanmadan tamamen ellerle uygulanan, bilimsel olarak kanıtlanmış ve özel teknikleri içeren bir tedavi bütünüdür. Genellikle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını ilgilendiren, Bel, boyun, sırt ağrıları, fibromiyalji, gerilim tipi baş ağrıları, tenisçi dirseği, bel ve boyun fıtıklarında kullanılmaktadır. Omurga tümörleri, kırıklar, osteoporoz, osteopeni gibi kemiksel hastalıklar ve aynı zamanda hipermobil dediğimiz aşırı hareketli eklemlerde kullanılmamaktadır. Manuel terapide vücudun kendi iyileştirme mekanizması dediğimiz otoregülasyon uyarıldığından dolayı tabi aynı zamanda kişinin psikolojik faktörler, çevresel faktörler, sosyal hayatı da etkilemektedir. Ama ortalama 8-10 seans sürmektedir. Omurgası olan her insanın belli aralıklarla yaptırması gereken bir tedavi yöntemidir. Ameliyatsız ağrısız ve ilaçsız yapılan bir tedavi yöntemidir. Fıtık bir dokunun bir yerden bir yere çıkması, taşması durumu olarak tanımlayabiliriz. Nasıl ki belde oluşuyorsa bel fıtığı, boyunda oluşuyorsa boyun fıtığı, kasıkta oluşuyorsa kasık fıtığı olarak tanımlayabiliriz. Bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız tedavi seçeneklerden biri manuel terapidir. Bel ve boyun fıtıklarında olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Manuel terapi seanslarından sonra kişiye özel egzersiz programı oluşturularak Aynı zamanda ağrıların azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamak için egzersizi de hayatın bir parçasına entegre edilmesi gerekmektedir. Konuyu şöyle toparlamak gerekirse stresle başa çıkmanın en iyi yöntemlerinden biri de aslında manuel terapidir. Manuel terapide kaslar gevşer ve kişi psikolojik olarak kendini daha iyi hisseder. Manuel terapi uzman hekim ve fizyoterapistler tarafından uygulanması gerekmektedir. Sizler de eğer manuel terapi yaptırmak istiyorsanız bu konu hakkında eğitim almış uzman hekim ve fizyoterapistler tarafından yaptırmasına özen gösterin. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.